Evet. Sümerolog, bilim insanı ve tarihçi olan Muazzez İlmiye Çığ 1914 yılında Bursa'da doğdu ve şu an 106 yaşında. Muazzez İlmiye Çığ deyince akla koca bir ulu çınar, yaşayan bir tarih, güçlü ve ideal bir cumhuriyet kadını, köklerine saygı duyan ve sahip olduğu kültürü, bilgiyi aktaran, yaşatan, saygın bir kadın geliyor akla. Merhaba, evet, efendim. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. İyi, hamdolsun. Nasılsınız? Bu korona günleri nasıl geçiyor? Siz buna takip ettiniz? Gayet güzel. Biz gayet güzel bir bahçenin içindeyiz. Hiç haberim yok benim koronadan, buranadan. gayet güzel. Gayet güzel. Öncelikle bu teklifimizi kabul ettiğiniz için bizi onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. İşte bugün Sümerleri konuşalım. Sümerlerin belki de ben sizin aslında bütün programlarınızı izleme fırsatı bulamasam da bazılarına bakma fırsatı buldum ve dedim ki ben Muazzez İlmiye Çağ'a çok daha farklı sorular sorarak acaba bir sosyolog olarak aynı zamanda da hiç sorulmamış belki üzerinde fazla durulmamış sorular neler olabilir diye dünden beri epeyce bir hazırlık yaptım. Değişik bir program ve röportaj olduğunu hissediyorum. Dilerim de öyle olur. Şimdi aslında Sümer medeniyeti ne dair pek çok araştırmalar var ve bu araştırmalara göre bazı iddialar var. Bu iddiaların bazıları sağlam bir temele dayanmıyor ki siz bu konuda çok hassassınız. Hemen itiraz ediyorsunuz, haklı olarak bir bilim kadını olarak itiraz ediyorsunuz. Ama yine de insanlar merak ediyorlar tabii bu bilgileri. Mesela diyorlar ki Nibiru denen bir gezegenden mi geldi? Kızım sinir oluyorum, sinir bunlara. Yani bunlara sinir oluyorum. Böyle bir şey yok diyorsunuz yok, değil mi? Yok, hayır yok. Yok, Nibiru diye bir gezegen yok, böyle bir gezegenden gelmiş. Hayır, bilmiyorum. O Zekeriya Çetici'nin yaptığı bir şey. O ortaya attığı bir şey. Evet, maalesef böyle bir şey yok. Ben yok. Somut olmayan şeylere katliyen kulak vermem. Gözde şey etmem. Binaenaleyh bu soruyu katiyen kabul etmiyorum. Tamam. En azından bir cevap olarak zaten hani bu cevabınız da çok kıymetli bence. Çünkü en azından bunu merak eder insanlara bir cevap niteliğinde bir bilim insanı, bilim kadınının cevabı olarak bir sümerolog olarak sizin bu soruya bu şekilde cevap vermeniz aslında çok kıymetli. En azından böyle düşünen insanlar için bir cevap niteliğinde. O yüzden siz de müsaade ederseniz bu cevabınızı korumak isteriz biz. Tabii. Tabii çok soru var. Çok ciddi sorular var. Peki Samuel Kramer'in anlatımına göre diyor ki Sümerler bu bilgileri bu tarımda, sanayide, ekonomide, mimaride, geometride, matematikte bu bilgileri diyor bize tanrılarımız öğretti. Ben böyle bir araştırma yaparken Samuel Kramer'in böyle bir açıklamasına denk gelmiştim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu şeyleri tanrılar öğretti diyor, öyle mi Kramer? Evet. Yani bu bilgileri aslında eğer tanrıya inanıyorsak, eğer bir
bizleri Tanrı yarattığına inanıyorsak, o zaman kafamıza bu bilgileri Tanrılar koydu diyebiliriz yani. Onların da Tanrılar verdi diyebiliriz. Yani kendiliğinden gelen bu bilgiler, yani insanlar böyle bilgileri ortaya attıklarına göre kendileri değil, bunları Tanrılar kendilerine verdiklerini ve bu yüzden söylediklerini, yaptıklarını söyleyebilirler. Bu normal. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Peki 12'li Tanrı, yani Sümerler çok tanrılı bir dine mi inanıyorlardı? Evet. Evet, söyleyin. Evet, devam edin. Evet, çok tanrılı bir din anlayışları mı vardı ve tek tanrılı din anlayışı Sümerlerden sonra mı ortaya çıktı? Hayır, Sümerler çok tanrıya inanıyorlardı. Her şeyin, her gücün bir tanrısı vardı. Rüzgarın tanrısı, şeyin tanrısı, neydi onun ismi? Işığın tanrısı, hepsi, her şeyin bir tanrısı vardı. Ona inanıyorlardı onlar. Doğru. Çok güzel. Evet. Bir ricam olacak sizden. Bilgisayarınızı biraz daha iterseniz resminiz çok daha güzel çıkacak. Çünkü fotoğrafınız yarım çıkıyor. Evet, biraz daha itebilirsiniz. Biraz daha böyle duruyor. Çok harikasınız. Bitti. Çok güzel. Şimdi öyle durun. Evet. Yani mümkünse azıcık daha itebilirsiniz. Azıcık evet. Daha itebilirsiniz. Çok güzel. Vallahi başka türlü yapamam. Oldu. Evet. Çok güzel. Kadar. Aynen güzel. Sizi gayet iyi görüyoruz. Dimdik oturuyorum. Çok güzel görüyorsunuz. Evet. Evet efendim. Şimdi kutsal kitaplarda geçen Adem ile Havva öyküsü Sümerlerde de bunun karşılığı var mı? Bunun hepsi Sümerlerde var. Onlar bu hikayeleri yaratmışlar. Ondan sonra onların yarattığı bu hikayeleri diğer dinler almış, kullanmış ve biz onlara inanıyoruz. Havvasına, Havva'ya, Adem'e, ondan sonra cennetten kovulmaları, hepsi bunlar Sümerler'de var. Var. Evet. Evet. Onlar başka türlü hikaye yapıyorlar ama bu hikaye oradan gelme tamamıyla. Anlıyorum. Zaten sizin Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki kökeni adlı kitabınızda bu konulara yer vermişsiniz. Bu benzerlikleri işlemişsiniz. Evet. Orada benim en çok dikkatimi çeken konu şuydu. Bu arada kitabınızı okumuş biri olarak, hatta Kur'an-ı Kerim'in Apokrifası kitabımda da sizin kitaplarınızdan da faydalandım ve kaynakçı olarak da işaret ettim, sizi belirttim. Evet. Siz örneğin camilerdeki ve kubbelerdeki ayın aslında Sümerlerdeki ay tanrısının sembolü söylüyorsunuz. Sembolü. Biraz anlatır mısınız? Doğru. Evet, biraz anlatır mısınız? Sümerlerin ay tanrısının, yani onların ay tanrısına inanıyorlar. Ay tanrısının sembolü onlarda o işte bizdeki olan resimler gördüğünüz. Evet, evet. Doğru. Evet. Peki bir de şeyi çok merak ediyoruz. Biz araştırmacılar olarak da tabii çok merak ediyoruz. Bu insanın
yaratılış metinleri üzerine tabletlerden izler arıyoruz tabii doğal olarak. Yani insan felsefik olarak da, sosyolojik olarak da nasıl var olduğunu, nasıl var edildiğini, nasıl bir tarihsel süreç, nasıl bir medeniyet geçirdiğini merak ediyor. En çok merak ettiğimiz konulardan biri de insanoğlu yeryüzünde nasıl var edildi? Şimdi bazı araştırmacılar diyorlar ki insanlar Sümerler döneminde genetik bir mutasyona uğratıldılar ve Homo sapiens sapiens türüne sıçrama yapıldı. Bir genetik bilimden bahsediliyor. Hatta bir tablet şöyle diyor. Saflaştırıcı bir banyo hazırlayacağım. Bir tanrı kanını akıtsın. Onun etinden ve kanından Ninti kili karıştırsın. Ninki tanrıça eşim doğuran ve o olacak. Yedi doğum tanrıçası yanında yardımcı olacak diyor tablette. Sizce o dönemde insana genetik bir müdahale yapılmış olabilir mi? Vallahi onun hakkında hiçbir bilgi yok. Genetik bir müdahale yapıldığına dair. Yani o zaman için böyle bir şey yok. Ama insanın yaratılışını onlara göre Tanrı'nın kanıyla toprağa karıştırıp insanı yapıyorlar. Ondan sonra da üzerinde tükürüyor tanrılar, üflüyor. Böylece insanlara can geliyor. Başka bir şey yok. Genetik olarak yaptıkları falan yok. Evet. Peki bu tablette sizce ne anlatıyor? Yani bir saflaştırıcı bir banyo hazırlığı derken acaba bir laboratuvar ortamını kastediyor olabilir mi? Hani steril bir laboratuvar ortamını kastediyor olabilir mi bu ifadelerle? Kızım ben hiç bunu düşünmedim. Böyle bir şeyde olacağını tasavvur etmiyorum. Etmiyorsunuz. Bir lafı. Evet, evet. Evet, evet. Peki, bir de bugün özellikle bu koronavirüsle ilgili bir sürü spekülasyon var. Diyorlar ki, işte aslında yeni dünya düzeninde amaç bir korku yaratmak. Tıpkı eski çağlarda nasıl ki dinler bir korku üzerine kurulduysa, tek tanrılı dinler nasıl ki bir korku üzerine kurulduysa, bugün de koronavirüs bir virüs, yapay laboratuvarda üretilmiş bir virüs üzerinden büyük bir korku yaratılarak insanların bu yapay zekaları, çipleri gönüllüce güvenlik arayışları nedeniyle takacakları söyleniyor. Dolayısıyla sanki yeni bir insan formu, yeni bir insan türü oluşturulmak isteniyor. Sizce teknolojik gelişim insanın iyiliği için midir? Yoksa bu insanın zekasını geriletebilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kızım ben bunları böyle hiç düşünmedim. Yani kafamı bunlarla yormuyorum. Kusura bakmayın ama ben kafamı bunlarla yormuyorum. Yani yok şimdi bu hastalık bilmem ne yaratır falan filan. Bunlar herkes serbest düşünebilir ama ben düşünmüyorum. Kusura bakmayın. Bunlar üzerinde hiçbir düşüncem yok. Ben normal bugünkü hayatta her zaman olduğu gibi hastalıklar gelir, hastalıklar tedavi edilebilirse edilir, edilmezse bir müddet sürer, ondan sonra gider. Bu böyle, bundan şu geldi, şu şöyle, bu böyle. Ben hiç düşünmedim, düşünmüyorum da, tamam. Anlıyorum, anlıyorum. Yani peki. Anlatabildim mi? Evet, evet. Kafam bunları düşünmüyorum böyle şeyleri. Anlıyorum. Siz daha çok kendi alanınızda, sümeroloji alanında ciddi bir birikime sahipsiniz. O birikim... Evet,
somut şeyleri daima onlar üzerinde dururum. Böyle hayali, şu şöyle olmuş, bu böyle durmam. Evet. Peki devam edeceğiz ama yine görüntünüz çok yakın olduğu için biraz estetik açıdan düşünüyoruz ve sizin yüzünüzü de görsünler istiyoruz yayınladığımızda. Görünecek pek güzel bir yüz yok işte. Harika bir yüzünüz var. Harika bir yüz. 27 yaşında ihtiyar bir kadın. Evet. Buyurun, siz, hadi canım. Siz koca bir çınarsınız. Bizim için yaşayan bir tarihsiniz ve çok kıymetlisiniz. Ve her haliniz bizim için bir ışık. Bunu belirtmek istiyorum. Kesinlikle. Şimdi ben tabii ki birçok soru hazırladım. O zaman biraz Sümerlerin isterseniz inanç sistemine bakalım dilerseniz. Yani onlar ne inanıyorlardı? Onların manevi tarafları, manevi taraflarını nasıl anlatırsınız bize? Kızım, onlar kendilerine göre bir hayal alemleri vardı, hayalleri. Bu hayallerde çeşitli tanrılar yaratmış. Yani şey demeyeceğince de çözemeyecekleri olaylara muhakkak Tanrı'dan geldiğini söylüyorlar onlar. Anlatabildim mi? Yağmur yağıyor. Mesela yağmur neden? Tanrı yağdırıyor yağmuru. Böyle her şeyi Tanrılara vermişler. Tanrıları çeşitli şeylere bölmüşler. İlk zamanlarda bilhassa kadın tanrılar çok. İlk çağlarda hep kadın tanrılar. Sonra yavaş yavaş kadın tanrılar bitiyor. Yerine erkek tanrılar geliyor. Çünkü Akatlar, Sümerler yerine Akatlar gelmeye başlıyor. O zaman Akatlar daha ziyade erkeğe veriyorlar şeyi. Erkeğe, yani erkek tanrılar başlıyor. Anlatabiliyor. Evet, çok önemli bir bilgi veriyorsunuz şu an bize. Evet. Ben de size tam şunu soracaktım. Ataerkil dönemle anaerkil dönem ne zaman başladı diye bir sorum vardı ve siz şu an onu cevapladınız. Çok önemli bir şey. Demek ki Sümerler döneminde daha çok kadın tanrıçaları görüyoruz. Evet, hep kadın tanrıçalar başladı. Akraplar döneminde ise erkeklerin, yani daha ataerkil bir sürecin başladığını ifade ediyorsunuz. Evet, bir inana tanrıça inanayı öldüremediler. O devam etti ama yalnız inana devam etti. Diğerlerini yok ettiler inana. Devam etti. İsa'yı hala devam ediyor. İsa. İnana. İnana. Astarte. Ondan sonra işler olarak. Ondan sonra böyle devam ediliyor. Evet. Aslında Kabe ile İnanna'nın bir ilişkisi var mı? Kabe ile İnanna'nın bir tanrıça İnanna'nın bir ilişkisi var mı? Tabii onun çok fonksiyonu var. O aşk tanrıçası, sevginin tanrıçası olduğu için o devam ediyor devamlı. Daha şeyde İsa zamanında da şeyin İsa'nın annesine geçmiş İnanan'ın şeyi. İnanan'ın gücünü ona veriyorlar. Yani İsa'nın annesine. Evet, evet. Siz özellikle de Sümerlerin Türklerle bir bağlantısı olduğunu ısrarla vurguluyorsunuz. Evet, ısrarla vurduruyorum. Sebebi bu. Evet. Ben ısrarla vurdurmuyorum, kanıtlıyorum. Harika. Yalnız bir kişinin kanıtlaması kafi değil kızım. Evet. Bilimde
devam bir olay yani bir hadiseyi kanıtladığınız zaman tek kişiyseniz onun hiç kıymeti yok. Ama benimle beraber bir Türkmen Bey öğretmen, o da Türkmenlerin 5000 yıllık Sümer Bağları diye bir kitap yazdı. Benden evvel yazdı o. Çok güzel bir kitap. Dil bakımından, ondan sonra bakımından, görüntü bakımından birçok Türkmenlerle Sümerleri bağladı. Ben onun kitabından bazı şeyleri aldım. Çok yeni bağlantılar buldum. Çünkü daha şey var, birçok Sümer şeyi, Sümerce geçmiş birçok şey Sümer diline benziyor deniyor. Ama bilim adamları diyor ki bir dilden diğer dile şey geçer, bir memleket, bir milletten diğer ya da bir devletten diğer devlete şeyler geçer, kelimeler geçer. Onların aynı atıldan olduğu bu ifade etmez. Doğru. Bir halde bu kafi değil diyorlar. Ben kitabımda bütün Sümer-Türk bağlantılarını gösteren birçok şey aldım. Neydi onun ismi? Birçok kimsenin yaptığı çalışmaları aldım. Ayrıca ben diyorlar ki kültür bağları lazım. Ben kültür bağlarını, o bey de yaptı. Ben de kültür bağlarını gösterdim. Kültür bağları çok önemli. Daha çok yeni olarak, çok yeni bir şey neydi? Bir arkadaş bizim, yani bir profesör şeye gitti, Çin'e gitti. Orada bir çalışma yaptı. Yaptığı çalışmada geldi, bir kitap yazdı. O kitapta yine bir bağlantı buldum ben. Derhal bir makale yazdım, onlara gönderdim. Yani Sümer-Türk bağlantıları. Onun için birçok bağlantılar var. Bu bağlantılar dolayısıyla Sümerlerin kökeninin Türk olduğunu kat'i olarak söyleyebilirim. Bu çok önemli bir bilgi. Çok önemli. Söyleyebilirim. Evet, çok evet. Önemli. Evet. Söyleyebilirim. Evet. Peki Türklerin dillerinin Ural Altay dil ailesinden geldiğini söylüyorsunuz. Sümercenin, Sümer dilinin Ural Altay evet. Dil grubundan, dil ailesinden olduğunu söylüyorsunuz. Bu arada evet. Ben Narkal diye, dili diye bir dil hiç duydunuz mu diye size sormak isterim. Onu anlayamadım canım. Narkal dili diye bir dil hiç duydunuz mu? Hayır. Hayır biliyorum. O da öyle bir şey yok. Duymadınız. Sümerle ilgili hayır. Narkal diye bir dil yok diyorsunuz. Hayır. Yok. Bunun üzerine bir şey yok, hayır. Anladım. Peki, bu şu ana kadar ne kadar tablet çevirdiniz? Efendim? Ne kadar Sümerce, evet, Sümerce tabletlerden ne kadar çeviri yaptınız? Sayı olarak soruyorum ve ne kadar Sümer tabletimiz var bizim müzemizde? Şimdi kızım ben bir şeyden sonra üniversitede kalmadım. Müzeye geçtim. Müzede pek çok 74 bin çeşitli Sümer, Akat, Hitit tabletleri vardı bunları. Bunlar böyle kazıdan geldikleri gibi duruyordu. Onları konserveleri yapıldı, dolaplara yerleştirildi. Bu arada da bir yığın yayın yaptık. Tam 8 kitabımız var. 7000'den fazla evet. Okuduk. Evet.
Orada çalışmalar çok önemli. Şimdiye kadar o çalışmalar hiç yazılmadı fazla. Ama bugün yeni bir kitap yazılıyor benim hakkımda. Yalnız o şeyde, müzede yaptığımız çalışmalar hakkında bir kitap yazılıyor. Firdevs Gümüşoğlu, Profesör Firdevs Gümüşoğlu yazdı. Şimdi yayınlanacak. Bu çok önemli. Çünkü ben bütün Sümer bilgilerimi, bütün şey öğrendiklerimi hepsini müzedeki yaptığım çalışmalarla bildim. Anlatabildim mi? Evet, üniversitede onların hiçbirisini bilmiyordum. Ancak müzede yaptığım çalışmalar, yalnız değil, birçok kendi hocalarım gelenlerle yaptığım çalışmalar, yabancılarla. Bizim orada bir akademi gibi olmuştum bize. O bakımdan orada ne öğrendimse, ancak yani ne bildimse, ne yaptımsa hepsi müzeden edindiğim bilgiler. Anlatabilirim. Evet, evet. Peki sizden sonra Sümerciyi bilen öğrenci yetiştirdiniz mi? Öğrencileriniz var mı? Ben üniversitede değildim. Ben yalnız müzede çalıştım. Hayır, yok öyle bir şey. Yani benim yok. Ama üniversite yok, evet. Sümeroloji var. Ne kadar çalışıyor, ne yapıyorlar bilmiyorum. Evet. Yani sümeroloji bölümü var. Ama ne çalışıyor, ne yapıyorlar bilmiyorum. Şimdi Sümerlerin çok ilkleri var. Çok ilkler. Hep ilklerden bahsediliyor. Tabii hep ilk. Evet, bu ilkler neler? Mesela en önemli işte tarım var, işte diğer su bentleri var, mimari yapı var. Bu ilkleri nasıl sıralarsınız? Bu ilkler... Anlayamadım. Yani ilk onlar zamanında başlayan. Evet. Matematik, evet. Ondan evet. Sonra astronomi, onlar evet. Zamanında başladı. Evet. Çok önemli. Evet. Yani astronomiyi tamamıyla onlarla bugün şeylerin neydi onun ismi, o şeyler var ya, burçlar, burçların isimleri Sümerce'den gelme. Yani Sümer isimleri. O çok önemli. Tabii ilk yazıyı buldular. Yazıyı bulmak kâfi olmadı. Yazıyı bulduktan sonra okullar açtılar. Onu evet. İlkokullar. İlkokulları açtılar. Bu okullarla geniş eğitim yapıldı. Bu eğitimlerle bütün hikayelerini, mitolojilerini, tarihlerini yazdılar. Eğer onlar yazmasaydı biz bunları bugün bilemezdik. Onların yazısından ancak öğrendiğimiz şeyler benim bildiğim kitaplar yani. Onların kendi yazdığından çıkardıklarımız. Düşünün. Evet. İlk mahkemeler. Evet. Hepsi yeni. Yani mesela Sümerler de çok enteresan sanayi bölüm bizdeki gibi sanayi sahaları yapılmış. Yalnız orada sanayi işleri yapılıyor. Mesela şeyler, dericilik yapılıyor, ondan sonra kuyumculuk yapılıyor. Onlar ayrı bir yer koymuşlar. Bu çok önemli. Evet, su bentleri yapıyorlar değil mi? Tarımda özellikle çok ilerliyorlar. İlk edebi eserleri veriyorlar. Evet, ilk eserleri. Evet. Kanunlar değil mi? Anlaşmalar. İlk kanunları onlar yapıyor, ilk anlaşmaları onlar yapıyor. Hepsi ilk, mesela onlar da muhakemeler var. Her evet. Şey şeyle hukuksal yapılıyor. Hukukla. Evet.
hiçbir zaman evlenmeler mesela Sümer'de muhakkak bir hakimin huzuruna gidiyor. Kadın ve erkek. Ondan sonra ne gibi şartlarını söylüyorlar. Bir bakışın mukabele yani bir antlaşma yazılıyor. Öylece evlilik kabul ediliyor. Mesela Sümer'de böyle evlilik belgesi olmayan evli sayılmıyor. Bizde ancak Atatürk zamanında böyle bir şart geldi. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Atatürk zamanına kadar bizde böyle yoktu. İmam nikahıyla olurdu. Şimdi bile yapıyorlar. İmam nikahıyla nikahlı diyorlar. Evet, yani evet. O zaman haklar, adalet Sümerler'de çok önemli bir yere sahip. Tabii. Çok önemli. Şimdi biraz aslında hem bunu bir sosyolog olarak da sormak istiyorum size. Sümerlerin sosyal toplum yapıları, hayata bakışları ve aile yapıları nasıldı? Bu konuda birazcık sizi dinlemek isteriz. Şimdi kızım aile aynı bugünkü gibi ailelerde. Aile, kadın, erkek eşitliği var ve kadınlar, erkekler ancak bir kadınla evlenebiliyor. Eğer kadının bir erkek kadınlık görevi yapamayacak durumdaysa kadının müsaadesiyle erkek bir ikinci kadın alabiliyor. Anlatabildim mi? Evet. Böyle bir metin elimize geçti, hiç unutmuyorum onu müzede. Orada diyor ki bir kadın, ben diyor falan kadını kendime kardeş, kocama eş olarak alıyorum. Şayet kocam beni boşamaya kalkarsa bunu da alıp götüreceğim. Yani kadının gücüne bakın o zaman. Çok güzel. Yani kadının gücü. O mukabeleyle aldığı kadını da alıp götürebilecek. Öyle bir gücü var kadının o zaman. Çok güzel. O zaman şöyle diyebiliriz mi? Yani orada o dönemde kadın ve erkek hakları daha adil. Hem de çok. Evet öyledir. Aynı zamanda çocuk hakları da var. Çünkü çocukları da çocuklara iyi muamele yapacak aile. Çocuklar da anaya babaya karşı iyi olacaklar. Yani çocukla aile arasındaki münasebet de tespit edilmiş. Mesela bir tanrıça var, sosyal adaleti diyor. Tanrıça, naşe diye bir tanrıça, sosyal adaleti temin ediyor. O senede bir defa toplanıyor bir şeyle etrafında, katibiyle falan. Ondan sonra o sene kimler ne gibi sosyal bakımından kötü hareket yaptı, iyi hareket yaptı tespit ediyorlar. Bu çok önemli. Bu evet. Bizde de beraat kandili olarak bizde duruyor biliyor musunuz? Bizde beraat kandili. Beraat kandilinde de Tanrı o senede bir defa sözde bizim Tanrımız insanları diyor. İyi kötü olarak tespit ediyor. Ama bu tamamıyla Sümer'den gelen bir hikaye. Çok güzel. Evet. Bir de Sümerler'de ideal anne diye bir metne rastladım ben. Yine bu da... Evet. Evet, bu ideal anne hikayesini sizden dinlemek isteriz. Çok önemli bir edebi eser aslında. Efendim, bir şair var. Evet. Bu şair... Annesi hakkında bir şiir yazmış. Çok güzel bir şiir. Yani hakikaten bugün bile onun gibi yazmıyorlar. O kadar güzel bir şiir. İşte onun için o ideal anne olarak düşünüyoruz
söyledik ideal anne diye. Evet. O bölümü şöyle not aldım ben. İdeal Sümer annesinin dikkate değer bir edebi portresini bize sunan bu sıra dışı yapıt Lidingira adlı kişinin Nippur'daki annesine götürmesi için bir kraliyet ulağına teslim ettiği bütünüyle gösterişli ve süslü bir dille yazılmış bir mektuptan oluşur. Bu mektubu ulağa verirken ulak şu soruyu sormuş kendisine: peki ben senin anneni nasıl tanıyacağım? O da annesini böyle bir şiirsel, lirik bir şiirsel anlatımla betimliyor. Fakat bence hakikaten o dönemin ideal kadın profilini bize gösteriyor diye ben de yorumlamıştım. Siz de zaten bunu ifade ettiniz, doğruladınız. İdeal kadın annesi, ona da ulaşabilir değil mi araştırmacılarımız? Böyle bir tabii, bilgi, böyle bir kaynağı. Çok önemli o. Lüdingira denilen adam, şair, babası hakkında da yazmış ama annesi hakkında yazdığı son derece önemli. Çok güzel bir şiir. Evet. Sizin bir kitabınız vardı. Lüdingira neydi? Tam olarak bir hatırlayacağım. Sümerli Lüdingira diye bir kitabınız vardı. Ben onu çok keyifle okumuştum. Gerçi işte, sizin bütün eserleriniz çok güzel. Gerçekten çok kaynakça aynı zamanda. Ama bu kitabın bir kurgu olduğunu da belirtiyorsunuz. Ancak bu kurgunun içinde de Sümer yaşantısının izlerini reddedemeyiz değil mi? Şimdi ben onu, o içindekiler tamamıyla doğru. Ben onu yalnız yani kurgu olarak yaptım ki insanların, bilhassa gençlerin, çocukların kafasında kalsın diye. Anlatabildim mi? Evet. Onu öyle kurgu haline. Fakat oradaki olayların hepsi doğru metinlerden alınmış şeyler. Evet. Yani salt bir kurgu değil, gerçeğe dayalı bir kurgu. Evet, gerçeğe dayalı. Her satırı bir gerçeğe dayalı bir kurgu. Evet. Harika. Ben çok keyifle okumuştum ve birçok insana o kitabınızı da önermiştim. Peki, bu arada kitaplarınızdan bahsetmişken ben sizin kitaplarınızı da en azından paylaşayım. Kur'an, İncil, Tevrat'ın Sümer'deki kökeni, Uygarlığın Kökeni Sümerliler, iki cilt bu kitabınız. Sümerliler Türklerin bir koludur. Sümer Türk Kültürü Bağları diye bir kitabınız. İbrahim Peygamber, bu kitabınızı da okumuştum. Çok önemli bir kitap bu. Buna dair bir sorum olacak size biraz sonra. Gılgameş kitabınız gerçekten muazzam bir eser. Kesinlikle sanki insanın tekamülünü, sanki insanın ilerleyişini anlatıyor bu Gılgameş destanı. Evet. Sümerlilerde Tufan ve Tufanda Türkler diye bir kitabınız var. Sümerli Lüdingira'yı biraz önce söyledik. Zaman Tüneli ile Sümer'e Yolculuk diye bir kitabınız var. İnanna'nın Aşkı, Sümer'de İnanç ve Kutsal Evlenme diye bir kitabınız. Uyanın Artık diyen bir kitabınız var. Bu kitabınızı ben henüz okumadım ama çok merak ediyorum. Ve yine en çok dikkat çeken kitaplarınız arasında Vatandaşlık Tepkilerim diye bir kitabınız var. bu muazzam bir duruş. Bu tam bir bilim kadınına, bir bilim insanına yakışan ve bir irade belirten bir kitap, bir haykırış diye düşünüyorum. Başlıktan da, kitabınızın isminden de. Vatandaşlık Tepkilerim'de nelere tepki verdiniz? Böyle kısaca alabilir miyiz sizden? Vatandaşlık tepki, ben daima olaylara karşı tepki göstermişimdir. İyi de olsa kötü, iyiye iyi,
kötüye kötü. Onun için hemen muhakkak bir mektup yazdım. O Cumhurbaşkanı'ndan başbakanlara kim de olursa herkes mektup yazdım, gönderdim. Yani ben hissiyatımı, şeyimi derhal bildirdim. Bu benim vatandaşlık görevim olarak kabul ediyorum. Çünkü vatandaş olarak bizler şeyde eğer idare edenlerin iyi veya kötü taraflarını yüzlerine vurmazsak onun hiçbir şeyi yok. İstedikleri gibi yaşar. Ama biz söylememiz lazım. Ben onları yaptım. 200'den fazla mektup vardır. Bana dediler sen mektup cevap alıyor musun? Almıyorum. Niye yazıyorsun? Ben vatandaşlık şeyi olarak, vazifesi olarak yazıyorum. İsterse versin, isterse vermesin diyorum. Ve onun için her zaman da herkese, bütün insanımıza söyledim. Vatandaşlık vazifesi olarak herkes tepkisini göstermesi lazım. Eğer şimdiye kadar pek çok kimse gösterseydi durum çok başka olurdu memleketimizde. Evet, evet, evet. Gösterilmediği için bu hale geldik. Gerçekten bu tavrınızla bile kendinize yakışır vatandaşlık sorumluluğunu gösteren bir örnek kadın olarak muazzam bir duruş bu. Bu duruşun önünde ben saygıyla eğiliyorum gerçekten. Size büyük bir hayranlık duyuyorum zaten. Gerçekten siz bir ideal bir cumhuriyet kadını örneğisiniz. Takip edilmesi gereken kadınlar arasındasınız. Bu benim için de bir onur şu an sizinle bu anları paylaşmak. Bir de bir kitabınız Uyanın Artık diyor. Bu kitapta neyi amaçladınız? O da aynı. Uyanın Artık. Tekrar mektuplar yazdım. Onda da vatandaşlık şeyleri var. Fakat orada bazen makaleler yazmıştım. O makalelere şey ederek yani halkı uyandırmak için makaleler yazdım. Onu şey ederek uyanın artık. Artık bu şeyden uyanın dedim ama kimse uyanmadı. Uyansaydı başka türlü olurdu. Evet, her dönemin bir iniş ve çıkışı var. Geçen bir röportajınızda bahsetmişsiniz. Bunlar da geçecek diye ifadeleriniz var, umut verici. Evet, geçecek. Özellikle kadınlarımız dolayısıyla geçecek. Kadınlarımız büyük bir şey olacak bana kalsa. Kadınlarımızın çok büyük faydası olacak. Kadınlarımız ayağa kalkacak diye düşünüyorum nedense. Evet, kadınlarımız çok önemli biliyor musunuz? Ben ne diyorum? Biz devrimimizin en yüksek çağındayız şimdi. Neden diye sorarsanız bugün yani devrimimize başladığımız zaman kadınlarımız çarşaf içindeydi. Okuma yazma bilmiyordu. 80 yıl içinde kadınlarımız her alanda ama her alanda dünya çapında kadınlar oldu. Ben bunları büyüyen benim topladığım başarılı kadınları, dışarıda ödül alan kadınları. Bunlar beni muazzam heyecanlandırıyor. Bu şeyde Avrupa'da 400 yılda yaptıkları o şeyi zamanı yani getiremedim bir türlü 400 yılda yaptıkları Rönesans'ı biz 80 yılda yaptık. Bu çok önemli. Kadınlarımız sayesinde yaptık. Yani kadınlarımız bugün sanatta, ticarette, bilimde, her türlü alanda birçok ödüller aldı.
Yani öyle şey değil, ödül aldı. Bu çok önemli. Evet, ben evet. Onu kadınlarımızdan çok şey bekliyorum. Kadınları ben de çok önemsiyorum. Bunun üzerine yazdığım Gayanna adlı kitapta tamamen kadının iç dünyasını ve kadının geleceğe yönelik kendi içindeki tortuları arındırıp nasıl daha sağlıklı bir topluma evrilir diye kadın ilk eğitmendir sloganıyla yola çıktım ve başlattığım bir proje Gayanna projesi ve bu kitabın içerisinde de kitapla yola çıktık ama Atatürk'ün şöyle bir ifadesi var kadınlara yönelik. Bir sosyal toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleri ile beraber yürümezse ilerlemesine, uygarlaşmasına teknik imkan ve bilimsel ihtimal yoktur diyor Atatürk. Bu çok önemli bir mesaj. Ve biz Cumhuriyet kadınları olarak... bu arada görüntü gitti. Yani çok ilerleme var. Evet. Yalnız kendimizi şey yapmayalım. Biraz erkeklerimizin de payda şeyi var bunda. Var babalarımız, kocalarımız, arkadaşlarımızın birçok yardımını gördük. Görmediniz mi siz şimdiye evet. kadar? Gördük babamız eğer istemese okuyamazdık. Yok kocamız işte şey etmese çalışamazdık. Yani erkeklerimizin de bunda payı var. Anlatabildim mi? Evet. Evet. Peki aslında Türklerin kökeninde kadına çok önemli bir saygı var. Türkler kadınlarına hep eşit davranmışlar. Bir kadın erkek ayrımcılığı olmamış Türklerde. Ve İslam... Türkler. Evet. İslam... İslam'da başlamış. Türklerde kadın ayrımı, kadın erkek ayrımı yok. Cinsel ayrım yok. Çok enteresan. Hakikaten mesela yazılarda cinsel organlar resim olarak veriliyor yazıda. Türkler böyle şey etmişler. Bu kadar açık vaziyette. Öyle şey yok. Yani fazla ayıp ve yok bilmem neydi diye yok. Kadınlar çok serbestmiş orada. Evet efendim. Evet, İslamiyet, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle beraber İslam toplumunun kültürünün hakimiyeti sonucunda gerileme yaşamış Türk kadını. Maalesef kadın bu Arapların bir kısmı bilhassa bu Emevi şeylerinde dolayısıyla daha da fazla olarak kadına çok şey yapmışlar. Yani kadını daima son şeyde aşağı görmüşler devamlı. Kadın yalnız bir seks vazifesi gören mahluk olarak kabul ediliyor şeyde İslam'da. Bunun için evet. Çok üzülüyor insan. Evet. Çok gerçekten kadının tamamen cinsel bir obje olarak, bir nesne olarak görülmesi evet. Çok acı veren bir durum. Zaten tüketim sektörü de kadını tamamen bir cinsel nesne olarak gösteriyor ve bunun üzerinden tüm değerlerimiz aşağıya çekildi. Evet. Şimdi bunları fark edip kendi derinliğimizin farkına varma zamanımız diyoruz. Biz kadınlar olarak gereken sorumluluğu tıpkı sizin gibi yüklenmek istiyoruz. Şimdi bu arada benim bir sorum daha olacak size. Başörtüsüyle ilgili ve özellikle de kutsal fahişelerle ilgili bir dönem hakkınızda çok tatsız
çok kabul edilemez bir soruşturma açılmıştı ve siz savunmanızı en iyi şekilde yaptınız. Bize bu kutsal fahişenin Sümer'deki kökeninden birazcık bahseder misiniz? Evet. Sümer'de, yani yazılı şeye göre, Sümer'de bir mabetlerde ayrıca seksi kadınlar var. Yani seksi adeta bir yani şey öğrenme şeyi gibi yapıyor. Şuradan anlıyoruz. Gılgamış'ın bir arkadaşı şeyde ormandaydı. Onu insan yerine koyabilmek için mabetten böyle bir fahişeyi getiriyorlar. O adama, yani orman adamına okumayı, şeyi, konuşmayı, yemek yemeyi, nasıl oturacağını, aynı zamanda cinsel hayatı öğretiyor. Bu çok önemli. Yani mabetlerde böyle bir şey varmış. Bu kadınların yani belli olsunlar diye başlarına bir örtü örtmüşler. Sonra 1600 yıllarında bir Asur kralı çıkıyor. Bundan sonra bütün evli ve dul kadınlar başlarını örtmeden dışarı çıkamazlar diyor. Evli ve dul kadınlar, kızlar ve sokak fahişeleri örtemeyecek. Böyle şey yapıyor. Ve ondan sonra bu Yahudilere geçiyor. Yahudi kadınları evlenir evlenmez hala devam ediyor. Ya başlarını tıraş edip bir takke giyiyorlar, bir şey muhakkak başlarını örtüyorlar. Ondan sonra bir şeyde mesela Roma'da böyle heykellerde başları örtülü kadınlar var. Bunlar saygı kadın olarak kabul ediliyor Romalılarda. Başı örtülü kadınlar yani bu şekilde saygın sayılıyor. Böylece örtü daha İslam'a kadar geliyor. İslam'da iş değişiyor. Onlar şeyi, kadını, yani o İslam'da da şey olarak ayrı, neydi onun ismi, İslam kadını olduğunu göstermek için sözde yapıldı. Sonra değişti, böyle berbat oldu. Evet, beni de aslında bunu yazdığım için mahkeme verdiler, dava ettiler. Davayı kazandık, iyi oldu. Çünkü biliyor musunuz, o enteresan bir dava oldu. Bütün dünyada duyulmuş. Yani şey, ben bütün dünyada her yerde, hatta Avustralya'dan bile bir haber geldi. Tebrikler. İnanır mısınız, bu olacak şey değil. Çok güzel. Evet. Yani bir olumsuz şey aslında belki de çok daha farklı bir bilginin daha fazla kişiye ulaşmasına bu vesileyle sebep olmuş. Evet, öyle oldu. Şimdi evet. Bu arada kadınlarla ilgili de çok güzel konulara değindiniz. Şimdi biraz size dönmek istiyorum. Yaşamınızın anlamını bir kelimeye indirmek isterseniz nasıl ifade ederdiniz? Hayat sizin için kolay mıydı? Anlamlı mıydı? Buruk muydu? Neydi hayat sizin için? Ne ifade ediyor hayat? Buna cevap vermek bir hayli zor. Sizin için ne ifade ediyor? Siz bu yaşasınız. Geldiniz bu yaşa. Ne ifade etti size? Etti mi bir şey? İfade etti mi size?
Benim için şöyle ifade etti. Ben hayatı anlamak, kendimi anlamak, insanı anlamak, neden var olduğumu anlamak, ne yapmam gerektiği konusunda fikirler ortaya çıkarmak ve bunları anlamlandırmak gibi bir anlamlar çıkarttım hayatımda. Benim de hayatımda yalnız çalışmak, hiçbir şey düşünmemek, benim falandan filan değil. Bu benimle ilgili bir şey değil. Bir şeyler ortaya koy, etrafı aydınlatmak. Bütün derdim buydu. Çok güzel. Yani başka bir şeyim yoktu. Çok evet. Güzel. Ve çok hayatım iyi geçti. Evet, ben yani hayatım iyi geçti. Kötü olanları daima attım geriye. Kötü olan da vardı gayet tabii. Ama üzerinde hiç durmam. Kötü şeylerin üzerinde durmam. Daima iyilikleri düşünüyorum. Yani benim için hayat çalışmak, etrafına iyi olmak, daima faydalı bir insan olmak. Benim için hayat o demek. Çok güzel, çok güzel. Peki, bugüne kadar size sorulmasını istediğiniz, keşke bu soruyu bana sorsalardı dediğiniz bir duygu, bir düşünce, bir soru oldu mu? Olmadı. Bazı insanlar evet. Sorular sordular. Bana dediler ki bizim adımıza Muazzez İlmiye Çağ'a sorar mısınız dediler. Elçiye zeval olmasın. Müsaadeniz olur mu bunları sorabilir miyim size? Bakayım neymiş bir sorun bir tanesini de göreyim. Şimdi, evet hemen açıyorum. Bakalım. Diyor ki bir tanesi... Bilgi halktan saklandı. Her zaman cahillerde bilmedikleri için yağmalama yok etme yolunu seçti. İskenderiye Kütüphanesi, Hipotya ve daha nice bilgiler ve bilenler yok edildi. İnsanlar bilgiyi tek eline almak veya bilgiden korkmak gibi bir eylem içinde olabiliyor. Sahte bilgiler pompalanabiliyor. Hayatını gerçekleri bulmaya adamış muhteşem kadın Muazzez İlmiye Çığ, cesaretinizi ve emeğinizi tebrik ederim. Gerçeği nasıl ortaya çıkarmalıyız? Teşekkürler diye size bu soruyu yöneltmiş. Neymiş? Soru anlamadım valla. Ne soru anlamadım. Gerçeği nasıl ortaya çıkartacağız? Bu kadar diyor. Bilgi kirliliği bu kadar örtbas edilmiş bir bilgi varken biz sizin gibi değerli insanların söylediklerini ve bu gerçek bilgiyi nasıl ortaya çıkartacağız diye size soruyor. Ben çıkarttım ortaya daha ne? Evet. Tanışacaksınız kızım. Yani bilgiyi almak için o bilginin şeyini, kökenini bulacaksınız, onu araştırıp okuyacak ve öğreneceksiniz. Başka türlü bilgi nasıl alınır? O kadar. Evet. Bilgi çalışarak, okunarak olur. Yoksa başka türlü bilgi olmaz. Bilgi sahibi olamazsınız. Evet. Bir tane bir bayan da kızından bahsediyor. Kızı 14 yaşında kendiliğinden farklı bir dil konuşmaya başlamış ve birçok doktorlara götürmüşler ve bu kızın bu dilin hangi dil olduğunu saptayamamışlar ve benden rica etti. Acaba Muazzez İlmiye Çığ'a dinletir misiniz? O bir fikir söyleyebilir mi bu dil hakkında? Şimdi müsaadenizle ben
bu ses kaydını çalıştırıyorum. Evet. Yok. Yok, Sümer'le ilgili yok. Hikikli yok. Daha da İspanyolca'ya benziyor. İspanyolca'ya benziyor daha ziyade. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir soru daha var. O da diyor ki, Muazzez Sümer Kraliçesi, Sayın Muazzez İlmi Çığ'ın uzun yaşamasının sırrı, enerjisi neye borçlu? Size uzun yaşamasını soruyorlar. Uzun yaşama neden olduğunu bilmemiştir. Herhalde yaşamamayacağım ikide öde yaşıyorum. Ben bilmiyorum neden yaşıyorum. Ben de kendi kendime soruyorum. Neden yaşıyorum diye. Ben şöyle bir hakkınızda şöyle bir şey söyledim. Allah sağlıklı ömürler versin size. Gerçekten bir asır, bir asrı aşan bir yaşam sığdırdınız siz bu hayatı ve bunu en güzel bir şekilde de yaşıyorsunuz şu an. Bizlerle konuşmanız çok sağlıklı, dimağınız çok güzel, hafızanız çok güçlü. Geçenlerde sizinle ilgili şunu söyledim. Dedim ki, değerli Muazzez İlmi Çığ, Sümer tabletlerini çevirdiği için sanıyorum Sümer tabletlerindeki tılsım, bu ölümsüzlük tılsımı, çünkü tabletler biliyorsunuz hala yaşıyor. Bu tılsımı Muazzez İlmi Çağ'a da tesir ettiğini söyledim. Onlar belki tesir etti. Evet. Sümer tabletlerini elledim. Onlar yaşattı herhalde. Evet canım. Güzel söylediler. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Allah sağlık versin. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi yok işte. Hanımlarımıza bol bol çalışma rica ediyorum. Bu ülkenin gelişmesi, bu ülkenin yükselmesi evvela kadınlarımızın elinde. Bunu kadınlarımız çok çalışması, çok taburlu olması lazım. Onları yine de çok tebrik ediyorum, kutlarım. İyi günler efendim. Çok teşekkürler. Evet. İyi günler. Teşekkür ederim.